Sonsuzluk sadece bir kavram mı, yoksa evrenin en büyük gizemlerinden biri mi? Matematikte kesin bir mutlak sonsuzluk kavramı yoktur. Ama sonsuzluk farklı bağlamlarda bambaşka yüzler gösterebilir. Şimdi bu büyüleyici kavramı keşfetmek için bir yolculuğa çıkalım. Diyelim ki bir fonksiyon var ve bu fonksiyonun çıktısı sonsuza doğru yaklaşıyor. İşte burada 1 bölü sonsuz ifadesiyle ne kastettiğimizi anlayabiliriz. Sonsuz büyüklüğe giden bir fonksiyonun tersine baktığımızda bu değer 0 olur. Ama dikkat, buradaki sonsuz bir sayı değil, bir limit, bir eğilim. Sonsuz sadece bir değil, birden fazla olabilir. Cantor'un çalışmaları bize farklı büyüklükte sonsuzlar olduğunu gösteriyor. Ordinal ve kardinal sayılar. Ama bu bağlamda işler karışıyor. Çünkü bu sonsuzların ters elemanları, yani 1 bölü sonsuz gibi ifadeler, matematiksel olarak anlamsızdır. Peki ya Conway'in gerçel üstü sayılarına bakarsak? Burada işler daha eğlenceli. Sonsuzun tersi mesela 1 bölü omega 0 değil ama aynı zamanda sonsuz küçük bir sayı oluyor. Bu standart sayı sistemlerimizin dışına çıkan bir keşif. Şimdi sonsuz bir küre hayal edin. Uçsuz bucaksız bir düzlemi sonsuzda kapatıyor. Riemann küresinde sonsuz bir noktaya dönüşür. Burada 1 bölü sonsuz geometrik bir anlam kazanıyor ve bu değer 0 olarak kabul ediliyor. İşte bu sonsuzun topolojik bir yorumu. Matematikte hiçbir şey mutlak değildir, sonsuzluk bile. Tanımlar bağlamlara göre değişir ve anlam kazanır. Bu yüzden sonsuza dair bir soru sormadan önce hangi bağlamda diye düşünmek gerekir. Matematikte sonsuzluk tek bir cevap değil, bir evrendir ve bu evrende her bağlam yeni bir hikaye anlatır.